Eğitim sektöründe mükemmelliğe önem veren Antakya İMA Etüt Merkezi'ne konuk oluyoruz. İzliyoruz. Sayın Umut Atlı, hoş geldiniz programımıza. Evet, sizler de hoş geldiniz güzel şehrimize. Sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Hem sizi tanıyalım hem de böyle bir merkezi Antakya'ya kazandırma hikayenizi izleyicilerimizle paylaşalım. Tabii, Umut Atlı ben. Matematik öğretmeniyim. Aynı zamanda İMA Antakya Etüt Merkezi ve bununla beraber faaliyet gösteren iki tane kurumun da kurucusuyum. Bu güzel merkezimiz Antakya'mız için önemli ve güzel işler yapmaya devam ediyor, devam edecek de inşallah. Antakya'da izledik. Şu anda merkez şubemizdeyiz. Kaç yerimiz var, nerelerde? Evet, burası merkez şube. Çekmece'de bulunuyoruz. Bunun alt tarafında bir tane de özel öğretim kursumuz var. O da kısmetten yakın zamanda zaten faaliyete geçecek. Bir de Samandağ tarafında bir şubemiz var. Bir de buradan ekranlara başındaki izleyenlere bunun da müjdesini verelim. En kısa zamanda Bedi Sabuncu şubesiyle de halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz Allah izin verirse. Biz de buradan hayırlı olsun diyelim şimdiden. Böyle bir etüt merkezi diyoruz. Böyle bir merkezin verdiği hizmet nedir? Eğitim alanında yaptığı çalışmalar nedir? Yaptığınız iş nedir? Şöyle söyleyeyim. Yapmış olduğumuz iş, öğrencilerimizin ilkokuldan ve ortaokuldan hayallerindeki geçen en güzel liseye gitmeleri için ve oradan da en güzel üniversiteye gitmeleri için onlara bir yol arkadaşlığı yapmak. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıftan itibaren ödev yaptırma olsun, ödev takibi olsun, yazılıya çalışmalar olsun ve özellikle de 6-7-8'de TEOG gruplarına yapmış olduğumuz özel çalışmalarla onları hayalindeki en güzel liseye yerleştirmek için çaba sarf ediyoruz. Bu çaba hiç de kolay olmasa gerek. Nasıl bir program, nasıl bir eğitim sistemi ve şekli var? Çok meşakkatli bir eğitim sistemi aslında. Çok uzun ve yorucu bir maratona öğrencilerimiz çıkarken onların her aşamada, her alanda yanlarında olmaya çalışıyoruz. Gerek yapmış olduğumuz kamplarla, ödev çalışmalarıyla ve her şeyden önemlisi yapmış olduğumuz deneme sınavlarındaki sorularımızın gerçek sınavlardaki sorularla örtüştüğü zamanki mutluluğumuz zaten anlatılamaz. Bu alanda yanlarında oluyoruz o öğrencilerimizin. Haftanın kaç günü varız, kaç saat çalışıyoruz? Haftanın 3 günü, haftanın 4 günü değişen gruplarımız oluyor. Öğrencilerimiz okuldan çıkınca buraya geliyorlar. Burada yemeklerini yiyebiliyorlar. Burada bütün derslerimizden 3'er saat derslerini alıyorlar. Etütlerini alıyorlar ve gerekirse birebir derslerini alıp bu şekildeki var olan açıklarını kapatıyorlar. Tabi bu çalışmada kadronun önemi çok büyük. Kaç kişilik bir kadroyuz? Bu kadroyu oluştururken nelere dikkat ettik ve nasıl bir çalışma sistemimiz, düzenimiz var? Yani her şeyden öte biliyorsunuz ki bir kurumu ayakta tutan disiplindir. Buradaki disiplin öğrencilerimize ödev kontrolüyle, ders çalışmayla, ders yaptırmayla ve sınav alışkanlığını kazandırmayla oluyor. Ki şu anda Antakya'nın en başarılı 16 öğretmeniyle çalışıyoruz. Kısmetse bu şekilde çalışmaya devam ettiğimiz sürece öğrencilerimizin başarıları gitgide artacak ve bu şekilde potansiyelimizi de arttıracağımızı düşünüyorum.